21 Ağustos 1929 sabahı. Saat 9 sularıydı. Gazi yanında bakanlar, milletvekilleri ve yakın çalışma arkadaşları olduğu halde Ertuğrul yatıyla İstanbul'dan hareket etmişti. Programa göre Marmara'da küçük bir gezinti yapıldıktan sonra Yalova iskelesine çıkılacak, oradan da karayoluyla Bursa'ya gidilecekti. Devlet erkanını taşıyan yat, Yalova açıklarından geçerken bir ara Gazi yatın derhal durdurulmasını emretti. Sahilde gördüğü bir şey dikkatini çekmişti. Heyecanla kıyıya çıktı. Gördüğü şey karşısında büyülenmişti adeta. Bu görkemli bir çınardı. Yaverler ne olup bittiğini anlamaya çalışırken o, Ağustos'un kavurucu sıcağına inat, sırtını çınara dayadı, bir süre gölgesinde dinlendi. Nicedir hasretini çektiği huzuru bulmuş gibiydi. Çınarın uğultusu sahile vuran dalgaların sesine karışıyor, ortaya huzur yüklü bir musiki çıkıyordu. Birden yanındakilere dönüp çınarın hemen yanı başına kendisi için bir köşk yapılmasını emretti. Afet İnan'a göre çok yakında bir tutkuya dönüşecek ve kentin kaderini değiştirecek olan Gazi'nin Yalova sevdası işte bu çınar ağacının çekici görüntüsüyle başlamıştı. Uğruna bir köşkü yürüteceği o çınarla kader birliği yapacaklardı. Çınar ağacının çekiciliğine inat, aslında o yılların Yalova'sı hiç de iç açıcı görünmüyordu. Kent merkezi bir bataklık ve sivrisinek yatağıydı. Sıtma kol geziyor, o yüzden yerleşim için tercih edilmiyordu. Şifalı sularıyla ilk çağlardan beri insanların derdine derman olan kaplıcalar da benzer durumdaydı. O günlerde Karamürsel'e bağlı küçük bir nahiye olan Yalova'da tıpkı ülke gibi Gazi Paşa'nın eline bakıyor, yaralarının sarılmasını bekliyordu. Gazi Yalova'ya ilk kez 19 Ağustos 1929'da geldi. Termale gidip kaplıcayı inceledi. Çiftlikleri gezip halkın derdini dinledi. Aynı ziyareti ertesi günde tekrar etti. O günlerde kaplıcaları işleten Tevfik Çavuş anılarında Gazi'nin Yalova'ya ve Termale ilk gelişini şöyle anlatıyor. Kaplıcaların kullanımını üzerime alınca gazetelere ilan verdim. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dayken bu ilanı okumuş. Merak ederek bu nerenin ilanıdır diye sormuş. Yanındaki İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da ilan Yalova kaplıcalarına ait cevabını vermiş. Kemal Paşa bunun üzerine sabahleyin vapurunu hazırlattıktan sonra Yalova'ya hareket etmiş. Atatürk kaplıcaya gelince etrafına bakındı. Burası çok güzel bir yermiş, dedi. Sonra kalktı, kurşunlu hamamda banyo aldı. Akşam çıktı gitti. İki gün sonra Atatürk'ün tekrar geleceğini haber verdiler. 22 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Reisi Cumhur'un birbiri peş sıra yaptığı Yalova ziyaretlerini şöyle yorumluyordu. Gazi Hazretlerinin İstanbul civarında vücuda getirmek istedikleri hususi numune çiftliğinin yeri için Yalova ve civarında tahkikat icra bulunmakta olmalarına ihtimal verilmektedir. Gazi Hazretlerinin irşatları üzerine hükümet, Yalova kaplıcalarının imar ve ihyasına derhal teşebbüs edecek ve burada asri hamamlar tesis edilecektir. Gazeteler bu haberi vere dursun, o kolları çoktan sıvamış ve işe koyulmuştu bile.
Birkaç gün sonra başvekil İsmet Paşa dahil neredeyse bütün devlet erkanı Yalova'ya gelmişti. Gazi hükümete isteklerini bildirmiş, yapılması gereken işlere dikkat çekmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı altında kalan ve yok olmak üzere olan bir milleti yeniden dirilten adam, şimdi de cümle aleme bu bataklık ve sivrisinek yatağından en kısa sürede yepyeni bir kent yaratabileceğini ispatlayacaktı. Birden bütün devlet seferber oldu ve Yalova'nın imarına koyuldu. Kent birkaç gün içinde adeta bir şantiyeye dönüştürüldü. 31 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Yalova'da imar faaliyeti başlıklı haberinde bu hummalı çalışmayı ve baş döndürücü gelişmeyi okuyucularına şöyle duyuruyordu. Buraları bir hafta evvel gezenler teessür duyarlardı. Gazi Hazretlerinin Yalova'ya teşriflerinin tam 5. günündeyiz. Müşarünileyh Hazretlerinin ihyakar emir ve irşatlarıyla elektrikçi, demirci, duvarcı, marangoz gibi muhtelif 400 sanatkar, tabii ve çok zengin güzellikler içerisindeki ruh tırmalayıcı harap kaplıcaların etrafını çeviren çalı ve ısırganlarla kapanmış bahçesini temizlediler. Tarhlar ve parmaklıklar arasında yeniden çiçekler ve palmiyelerle köşkler, gazino ve lokantayı meydana getirdiler. Kuvvetli bir motorla elektrik tesis tertibatı ve tenviratı yaptılar. Kaplıcayı Yalova'ya bağlayan 12,5 kilometrelik şosenin muhtelif yerlerinde tamirat başlamış ve bunun asfalta kalbi takarrür etmiştir. Gazi Hazretleri yalnız Kaplıcayı değil, bütün havaliyi imar ve ihyaya başlatmışlardır. Ankara çiftliğinde yaptıkları zirai inkılabın buradaki millet çiftliğinde bütün şu abat-ı zirayiye şamil olarak tatbikini emir buyurmuşlardır. Yalova nahiyelikten kaza statüsüne getirilerek İstanbul'a bağlanmış ve çalışmalar daha da hızlanmıştı. Yalova haberleri gazetelerde birden manşetlere taşınmış ve neredeyse her gün Yalova'nın imarına ilişkin raporlar yayınlanır olmuştu. O kadar ki bazı gazeteler bununla yetinmeyip başyazarlarını Yalova'ya gönderdi. ...13 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haberde Gazi Hazretlerinin Yalova Millet Çiftliği'nde inşa edilen köşkü ikmal edilmiştir deniliyordu. Gazi'nin görkemli çınar ağacının hemen yanı başına yapılmasını istediği köşktü bu. 22 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. İki katlı ve mütevazıydı. İçi sade ama zarif döşenmişti. Denize bakan yönde bir toplantı salonu vardı. Ata yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanlarında bu köşke gelecek, bazen dostlarıyla tavla oynayıp bazen de iskeleden denize girecekti. Gramofonundan yükselen sesler sahile vuran dalgaların sesine karışacak, denizle, doğayla iç içe huzurlu bir yaşamın keyfini sürecekti. Gazi termale özel bir önem veriyordu. Termali Avrupa'ya örnek olacak bir şehir haline getirmek istiyor. Burası geleceğin su şehri olacak diyordu. Zaten Kaplıca'daki suyun kalitesi çok önceden kanıtlanmıştı. 1911'de bir İtalyan şirketi termalden aldığı numuneleri Roma'da yapılan uluslararası bir sanayi fuarına götürmüş, sergide yapılan tahliller sonucunda suyun birçok Avrupa sularına üstün olduğu görülmüş ve altın madalya ile ödüllendirilmişti. Termal İdaresi Seyri Sefain yani Deniz Yolları İdaresince alındığı ve çalışmalara hız verildi. Termalde Gazi için bir de köşk yapıldı. Termaldeki park ve bahçelere 40 yıldan fazla emek veren ünlü Rum bahçıvan Pandelli Usta anılarında o günleri ve Atay'ı şöyle anlatıyor. Atatürk beni Seyri Sefain'in Topkapı Bahçesi'nde çalışırken gördü. Yetiştirdiğim çiçekleri beğendi. 1929 yılında beni termale aldırdı. Ben geldiğimde buraları domuz yatağıydı.
Atatürk sık sık gelir, sigara paketinin arkasına bahçenin planlarını kendi eliyle çizer, hangi ağacın nereye geleceğini işaret ederek gösterirdi. Atatürk çiçeğe çok meraklıydı. Kışın bile gelir ormanı dolaşırdı. Buranın tabiat güzelliğine aşıktı. Bütün çiçekleri severdi. Hatta kır çiçeklerini toplar ve yakasına her gün papatya takardı. Bugün Atatürk çiçeği diye bilinen bir çiçek vardır. Hani ecnebilerin ponsetya dedikleri. Onu da çok severdi. Ben de burada bu çiçekten bol bol yetiştirdim ve adını Atatürk çiçeği koydum. Bu hareket onun çok hoşuna gitti. Ata aynı günlerde ulusal basın temsilcilerini Yalova'ya davet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Onlara çiftliklerini, köşklerini gösterdi. Davetliler bu kadar kısa bir sürede yaratılan eserler karşısında adeta büyülenmişti. O geziye katılanlardan biri de Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Yunus Nadi Bey'di. Gazi Reis kendisine mühim adettiği her işe başladığı zamanlardan birindeydi. Varsa Yalova kaplıcaları, yoksa Yalova kaplıcaları. Yalova havalisini istila etmiş olan faaliyet daha iskeleden itibaren nazarlara çarpıyor. Hamamların bulunduğu yerlerse şimdiden çok güzel ve temiz bir mamure olmuş. 10-15 gün evvel buraların adeta bir beyaban olduğunu bilenler, şimdi gördükleri mamuriyet karşısında gözlerine inanamamak vaziyetleri gösteriyorlar. Bu 3-5 günlük eserlerini misafirlerine birer birer göstermek gazi için pek haklı bir haz meselesidir. Bu köşk Başvekil İsmet Paşa'nın köşküdür diye başlıyorlar. Onun üst tarafındaki köşk Reisi Cumhur Hazretlerinin kendilerine aittir. Bu da besatet ve sehrailik içinde nefaset ve zarafetini cem etmiş bir binadır. Zaten hiç de çok olmayan her odasına, hatta balkonlarına konulan sandalye ve masalarına kadar her şeyine çok nafiz bir zevk-i selimin en hassas tesirleri sirayet etmiştir. Bize bu sahra evinin salonunu gösterdikten sonra, işte Türkiye Reis Cumhur'unun buradaki salonu. Burada ecnebi sefirleri, misafirlerimi kabul edemez miyim diye sordular. Ya o su, ya o Yalova kaplıcalarının suyu? Buna sadece ab-ı hayat denilse caizdir. Hülasa, Yalova kaplıcalarıyla Avrupa'nın en maruf su mevkilerine rekabet edecek yepyeni bir alem vücuda gelmektedir. Ata gazetecilere bilgi verdikten sonra Millet Çiftliği'ne giderek oradaki çalışmaları izledi. Dönüşte yol üzerinde küçük bir çocukla karşılaştılar. Bu karşılaşmayı sonraları Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na şöyle anlatacaktı. Cılız, solgun, ayakları yarı çıplak bir köylü çocuğu önümüze çıktı. Yolu sorduk. Bir büyük adam vakarıyla durdu ve bize takip edeceğimiz istikametleri anlatmaya başladı. "Böyle olmaz, sen bizimle beraber yürü ve göster," dedim. Yürüdük. Yürürken de konuştuk. Adını sordum. "Mustafa," dedi. "Benim adım da Mustafa," dedim. "Pekala," dedi. Bizi yolun ta başına getirdikten sonra ileriye gidemeyeceğini söyledi. Hayvanlarından uzaklaşmak işine gelmiyordu. Çıkardım kendisine onar onar sayarak ve 10 liralık kağıtları öğreterek, "İşte al, bu senin olsun," dedik. "Sevinerek parayı kaptığını sanırsınız değil mi?" "Hayır," başını kaldırdı, sordu. "Sen bu parayı bana neden veriyorsun?" "Bize yol gösterdin de ondan." "Ha, peki öyleyse. Allah'a ısmarladık Mustafa," diye seslendim. "Uğurlar olsun Mustafa," dedi. "Ama benim ismimin arkasında bir de Kemal var," dedim. "Mustafa Kemal, Mustafa Kemal." Çocuk yankı gibi bu iki kelimeyi tekrar etti. Gazi bir süre sonra Sırtmaç Mustafa'yı yanına alacak, onu tedavi ettirecek ve okutacaktı.
Bu arada Ankara'da hükümet de önemli kararlar alıyordu. 12 Aralık 1929 günü Başbakan İsmet Paşa mecliste bir konuşma yaparak tasarruftan ve yerli malı kullanmanın öneminden bahsetti. 13 Aralık 1929 günkü gazeteler "Yeni bir cidal açıyoruz, ecnebi mallarına boykot" manşetiyle çıkmıştı. Gazi bu anlamlı kampanyaya desteğini Yalova'dan örnek bir davranışla gösterdi. Yalova'daydık. Atatürk'ün sofrası akşamları yine konuklarla dolup taşıyor, birçok yurt sorunları da sofrada konuşuluyordu. Bir akşam yerli malı kullanılması üstüne bir konuşma oldu. Herkes düşüncesini söylüyor, yurtta yerli endüstrinin gelişmesi için büyük bir kampanya açılması, herkesin yerli malı yemesi, yerli malı giymesi isteniyordu. Yerli malı haftasının açıklanışı da bugünlere rastlar. Atatürk, herkesin öne sürdüğü düşünceleri her zamanki dikkatiyle dinledikten sonra, "Bundan sonra önder olarak benim de yerli malı kullanmam gerek. Gardıroptaki elbiselerimi getirin. Köşkün önünde yakın." buyruğunu verdi. O gürültülü sofra sanki bir anda mezar sessizliğine bürünmüştü. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Sessizliği ilk önce konuklar arasında bulunan Ulus Gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay bozmaya cesaret edebildi. "Paşam, elbiselerinizi yakmayın, birer tanesini bizlere verin. Biz de hatıra olarak saklayalım." Atatürk hafifçe gülümsedi. "Peki," dedi. Orada bulunan herkese birer kat elbise verildi. Bir gün sonra Beyoğlu'nun tanınmış terzilerinden Arman Yalova'ya getirildi. Atatürk, köşktekilerin gözleri önünde yerli kumaştan elbiselerini kestirdi ve diktirdi. O olaydan sonra elbiselerini hep yerli kumaştan seçip Arman'a diktirmiştir. Bir daha da İsviçre'den kumaş gelmedi. ...1930 yazında bir gün Gazi, Termal'i Yalova'ya bağlayan o güzelim çınarlı yoldan geçerek sahildeki köşküne gitmişti. Çalışanlar, çınar ağacının bir kolunun köşkün çatı ve duvarlarına zarar verdiğini söylemiş ve söz konusu kolu kesmek için izin istemişlerdi. Kesim hazırlıkları çoktan yapılmıştı. Ancak ata herkesi şaşkına çeviren bir emir verdi. "Hayır, çınarın dalını kesmeyeceğiz," dedi. "Köşkü biraz öteye yürüteceğiz." Duyanlar donup kalmıştı. Gazi bu görevi İstanbul Belediyesi'ne verdi. Birkaç gün sonra köşkü yürütecek ekip Yalova'ya geldi. Önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılarak temel seviyesine inildi. Kısa aralıklarla alt tarafa borular döşenerek bina bir caraskalla yavaş yavaş santim santim çekildi ve yeni temellerinin üzerine oturtuldu. Bu arada Gazi, İstanbul'da bulunan bütün mimar, mühendis ve gazetecileri Yalova'ya bu muhteşem gösteriyi izlemeye davet etmişti. Nihayet hazırlıklar tamamlandı ve atanın şovu 8 Ağustos 1930 günü öğleden sonra başladı. Birinci gün köşkün toplantı salonu olarak kullanılan teras bölümü, diğer iki günde de kalan bölümler yürütüldü. 3 gün süren çalışmalar boyunca Gazi, köşkün yürütme işine bizzat nezaret etmiş, gerektiğinde direktifler vermişti. Yürütme işlemi tamamlanıp çınarın dalı kurtarıldığında bir çocuk gibi sevinen atanın ağzından şu cümleler dökülmüştü: "Oh, nihayet ağacı ıstıraptan kurtardık." Böylece Gazi, çınarın dalını kesmek yerine 2 katlı bir köşkü yaklaşık 5 metre kadar doğuya kaydırmış, ilk günden dost bildiği bu çınarı kurtararak cümle aleme gerçek bir çevrecilik dersi vermişti. O günden sonra köşk, yürüyen köşk olarak anılacaktı. Aynı günlerde Yalova bir başka tarihi olaya da tanıklık ediyordu. Gazi, Cumhuriyet müesseselerinin bir müstebit eline geçeceğini mezarımda bile duysam millete karşı haykırmak isterim diyor, Cumhuriyet'in milletin kalbinde kök saldığını görmek istediğini söylüyordu. Muhalif bir fırkanın kurulması gerektiğini düşünüyordu. Peki böyle bir fırka için kime güvenebilirdi? Aradığı isim işte tam da o günlerde Yalova'ya eski dostunu ziyarete geliyordu.
1930 senesi Temmuz ayının 22. gününde ailem ve çocuklarımla Paris'ten İstanbul'a gelmiştim. 2 aylık izin müddetimi Boğaziçi'nde geçirecektim. Geldiğim gün Yalova'da Gazi Hazretlerine telgraf çektim ve hürmetlerimi arz etmek, iştiyakımı teskin eylemek için Yalova'ya gitmeme müsaadelerini rica ettim. Derhal iltifatla cevap verdiler. Ertesi gün akşamı Gazi'nin yanında bulunuyordum. Otelde eski arkadaşım Rize mebusu Fuat Bey'i gördüm. Genel durumdan ve memleketin durumundan söz ettik. Bu konuşma esnasında Fuat Bey, "Sana bir muhalif fırka teşkili teklif olmayacaktır. Sakın bu teklife kapılma. Sana yazık olur." demişti. Gazi arkadaşı Fethi Bey'e önce Yalova'da yapılan çalışmaları gösterip çiftliklerini, köşklerini, termali gezdirdi. Ve bir akşam sofrada nicedir düşündüğü teklifi yaptı. Akşam oldu, yine sofrada birleştik. Her vakit beni biraz rakı içmeye sevk eden Gazi Hazretleri, o akşam alışılmışlığın dışında bana rakı içmemekliğimi tavsiye ediyordu. Yemek yenilmiş, vakit hayli ilerlemiş bulunuyordu. Gazi sofradakilere izin verdi. Ben de bu arada otele gitmek üzere elini sıkmak istedim. Fakat bana "kal" işaretini verdi. Herkes uzaklaşmıştı. Gazi bir an düşündü, sonra yüzüme dikkatle baktı. "Memlekette muhalif bir fırka kurmak lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa daha serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçseniz bildiklerinizi mecliste serbestçe söylersiniz. Bu suretle uygulamada görülen birçok hatanın da önünü almak mümkün olur," dedi. Şu cevabı verdim: "Rica ederim beni İsmet Paşa ile karşı karşıya getirmeyiniz." Gazi, "Tekrar bu bahis üzerine konuşuruz," dedi ve gece konuşmalarımız burada son buldu. Aslında her şey yeni başlıyordu. Fethi Bey başlangıçta bu teklife ayak dirediyse de sonunda kabul etti. Birkaç gün sonra da ülke Yalova'dan yayılan Fethi Bey'in muhalif bir fırka kuracağı haberiyle çalkalandı. 99 gün sürecek ve sonu ne yazık ki hüsranla bitecek Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi işte böylece 12 Ağustos 1930'da Yalova'da başladı. O Yalova ki bir ulusun tarihinin nasıl yazıldığına da tanıklık etti. Atatürk, Türk tarihini yeniden kaleme almakta kararlıydı. Bu yüzden Yalova'ya bavullar dolusu kitaplar getirtiyor, termaldeki köşkünde bunları tek tek inceliyor, çağırdığı devlet ve bilim adamlarıyla konuyu sabahlara kadar süren toplantılarda tartışıyordu. Bütün bu çalışmalar sonunda Türk Tarihinin Ana Hatları isimli bir kitap hazırlandı. Bir süre sonra da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Ve ata tarihçilere Yalova'dan şöyle seslendi: "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." Toplantılardan birinde İslam tarihinin Halife-i Raşid'in devrine ait bir yazı okundu. Dikkatle dinleyen Gazi, peygamberin ölümünü müteakip beliren durumu özetledi ve şöyle devam buyurdu: "Peygamber ölür ölmez düşünülecek şey, onu bir an evvel toprağa tevdi etmek değil, yaratmış olduğu inkılabı emniyet altına almaktı. Bu da yerine evvela inkılabı kavramış en yakın arkadaşını geçirerek baş gösterecek tehlikeleri önlemekle olurdu. Böyle bir halef seçtikten sonradır ki onun defni düşünülebilirdi. O zaman 5-10 akrabayla değil, bütün kendisine bağlananların iştirakiyle ve şanına layık bir törenle fani naşı ebedi istirahat yerine tevdi olunurdu." Gazi bunları söyledikten sonra bir müddet irkildi. Keskin gözleri boşluğa dalmış, siması düşünceli bir hal almıştı. Bir müddet sonra sanki bizim de aynı düşüncede olup olmadığımızı okumak istiyormuş gibi hüzünlü nazarlarla bir müddet bizi süzdü. Pek az süren bu sahne beni sarsmıştı. Dolmaya başlayan gözlerimi saklamak üzere başımı öne eğdim ve gözlerimi kapadım. Atatürk ölümünden sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de İslam tarihinden örnekler vererek
toplantıya katılanları hüzünlendirerek Yalova'da ima etmişti. 1930'lardan sonra giderek içine kapanan Atatürk, yoğun dil ve tarih çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Arta kalan zamanlarda Termal'deki köşkünden çıkarak otomobiliyle o çok sevdiği çınarlı yoldan geçiyor, çiftliklerini geziyor, sonra da yürüyen köşke geliyordu. Yalova'da doğayla, denizle adeta huzur buluyor, yabancı elçileri ve misafirlerini burada konuk ediyordu. Atatürk'ün emriyle 1936'da Kaplıcalar'da Termal Oteli'nin inşaatına başlandı. Doktor Nihat Reşat Belger otele müdür olarak atandı. Otelde hastaların şifalı sulardan yararlanabilmesi için fizik tedavi tesisleri de kurulacaktı. Kaderin cilvesidir ki çok değil birkaç yıl sonra açılacak otelin ilk konuğu Atatürk olacak, hastalığına şifayı burada arayacaktı. Atatürk 1937 Kasım'ında Sivas, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Mersin ve Afyon illerini kapsayan bir yurt gezisine çıktı. Bu gezi sırasında trenle Diyarbakır'a giderken demir yolunun yanından geçtiği göle Hazar Gölü adını verdi ve burayı Doğu'nun Yalova'sı yapmalıyız dedi. Ankara'ya döndüğünde yorgun düşmüş, hastalanmıştı. Doktorlar Kaplıca tavsiye ettiler. Ata 22 Ocak 1938 sabahı Yalova'ya geldi. Otelde kendisine mahsus yaptırılan banyo dairesine girdi ve beni çağırdı. Şikayetlerini bildirdi, kaşıntıya çare bulmaklığımı istiyordu. Dedim ki, müsaade buyurursanız önce zat-ı devletinizi bir muayene edeyim, kaşıntının sebeplerini tespite çalışayım. Peki, dedi. Soyunma yerine koyduğumuz şezlonga uzandı, ben de muayene ettim. Atatürk'ün yaşayış tarzını göz önünde tuttuğum için bacaklardan sonra karnını ve bilhassa karaciğerini muayeneye koyuldum ve derhal gördüm ki Atatürk'ün karaciğeri 3 parmak kadar büyümüş ve sertleşmişti. Kalbini dinledikten ve tansiyonunu da alarak muayenemi tamamladıktan sonra kendisine teşekkür ettim. Muayenemin bittiğini söyledim. Atatürk, "Doktor, kaşıntının sebebini buldun mu?" diye sordu. "Evet efendim," dedim. "Bu kaşıntının yemek ve bilhassa içmekle olduğunu arz ettim. Sözlerim o ana kadar kendisine karaciğer rahatsızlığından bir defa bile bahsedilmemiş olan Atatürk üzerinde hissettim ki bir sürpriz tesiri yaptı. Fakat o hiçbir hayret bildirmeksizin bu sözlerimi tam bir sükunetle dinledi ve "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Gazi 11 gün boyunca Yalova'da adeta kampa alındı. Uzun sofra muhabbetleri yerini kür tedavilerine, hemen o gün takılan serumlara, ilaçlara bıraktı. Yalova'da ünlü Termal Oteli'nin büyük salonunda her zamanki söyleşilerden biri yapılıyordu. Sirozun kemirmeye başladığı güzel bir insan varlığının acı olumsuzluğunu yansıtan yüzüyle Atatürk, koltuğuna oturmuş Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey ve yeni Başbakan Celal Bayar'la uzun bir konuşmaya dalmıştı. Atatürk'ün solunda oturan Makbule Atadan da ağabeyinin sarı yüzüne yeni yeni bulaşmaya başlayan yabancı renklerle gölgeleri inceleyerek üzgün düşüncelere dalıyordu. Başbakan Celal Bayar bütçede yapılacak işleri sıralıyordu ki birden Termal Oteli'nin arkasındaki inşaat işçilerinden birinin yanık gür sesiyle söylediği Nedimem türküsü bir ses gibi açık pencerelerden salona döküldü. Bu bir Rumeli türküsüydü.
İçinde uzun göçlerin, umutların, özlemlerin, yengilerin lirizmi kaynıyordu. Bütün Yitik Rumeli'nin korkunç şiirini rüzgarına sürükleyerek geliyordu. Türkiye'nin cennetliğinden söz eden konuşma birdenbire kesiliverdi. Atatürk, sıtma görmemiş Rumeli insanının sesiyle birdenbire uyanmıştı. Rumeli'li aşk türküsü her yana meydan okuyordu. Paşa'nın uzun kirpikleri üzerinde ince yaş damlaları belirdi. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdım, alganlara boyandırdım, Allah'tan bul ne demem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdım, alkanlara boyandırdım, Allah'tan bul ne demem. Atatürk'ün Yalova'daki kısa tedavisinden alınan tesir memnuniyete şayandı. Çünkü hem kaşıntı azaldı hem de bir zamandan beri kesilmiş olan iştahı düzeldi. Atatürk bu halden ve görülen farktan çok memnun oldu. Neşesi düzeldi ve hatta 10. gün kaşıntıdan eser bile kalmadı. Hülasa vaziyetinde hissedilir bir iyilik kendini gösterdi. Fakat Atatürk Yalova'ya geldiğinin 12. günü bu tedaviye hiç değilse 3 hafta devam etmesi için ettiğim ısrarlı ricaya rağmen her ne sebeptense Bursa'ya gitti. Şubat 1938 günü otomobille Bursa'ya Merinos fabrikasını açmaya gitti. Bu onun Yalova'yı son görüşü olacaktı. Arkasında bataklıktan yarattığı ve benim kentimdir dediği cennet gibi bir şehir ve o şehrin her bir köşesinde silinmez hatıralar bıraktı. O şehre 17 kez günübirlik olarak gelmiş, aynı gün ayrılmış, 27 kez gelişinde ise toplam 313 gün, 270 gece Yalova'da kalmıştı. Adeta Yalova ile birlikte ülkeyi de inşa etmiş, devrimlerin çoğuna burada imza atmıştı. Atatürk kapalı alanları, kapalı yerleri sevmezdi. Termale girerken camekanlı bir sera vardır. Burası kaloriferli olduğu için bütün çiçek fideleri burada yetişirdi. Bu seranın etrafında ağaçlar vardı. Her gelişinde hep aynı ağacın altında oturur ve buradan emirler verirdi. Bu ağaç Atatürk öldükten sonra birden kurudu. Yürüyen köşk Atatürk'ün ölümünden sonra kaderine terk edildi. Ta ki 2000'li yıllar gelene kadar. 2005'te Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan bir projeyle restore edilerek yeniden düzenlendi ve halka açıldı. Atatürk'ü Yalova'ya bağlayan çınara gelince, o bütün görkemiyle dimdik ayakta. Gölgesinde nice hatıralar saklayarak tarihe tanıklık ediyor hala. Ancak bir farkla. Atanın ölümünden sonra o da rahatsızlandı. Hastalığına odun çürüklük mantarı teşhisi kondu. Hem de hastalık atanın iki katlı bir köşkü yürütme pahasına kestirmediği kolda başlamıştı. Uzmanlar hastalığın bütün bedene yayılmaması için kolun kesilmesi gerektiğine karar verdi. Koca Çınar bu kez direnemedi. Karara boyun eğdi ve kol kesildi.